12 Nisan 2023 işletme bölümü, iktisat bölümü, ortak istatistik dersini işleyeceğiz. Bu hafta sınavdayız. Bugün sınavlar yapıldı ve not olarak da çok düşük bir başarı elde edildi. O yüzden bugün sınav sorularını çözme gerekliliği duyuyorum. İlk sorumuz, daha doğrusu karışık soru üretildiği için benim ekranıma düşen ilk sorumuz, x rastsal değişkenin ortalaması verilmiş 100, varyansı verilmiş 225, olmak üzere normal de almıştır. Bilgilere göre 115 ile 130 arasında x'in rastsal değişkenin gerçekleşme olasılığı nedir diye sorulmuş. Bu aslında bilim döneminin konusuydu ve bir dönem başında bu konuyu sizlerle yeniden tekrar ele alarak derse başlamıştık. Dolayısıyla burada x rastsal değişkenin gerçekleşme olasılığını bulabilmek için bu x rastsal değişkeni, z değişkeni haline dönüştürmemiz gerekir ki z tablosunu kullanarak bu yapı hakkında normal dağılımı, standart normal dağılımı sergileyebiliriz. Bu bilgiyi oluşturabiliriz. Bunun için de gözlem değeri eksi aritmetik formülü, standart sapma formülünü kullanmamız gerekiyor. Burada bize iki tane x verildiği için rastsal değişken olarak z1 ve z2 olarak iki tane farklı değişken hesaplaması yapacağız. İlk x gözlem değişimi denilen 115 eksi. Bu varyans yani standart sapma değil. Dolayısıyla bunu öncelikle standart sapmaya da çevirelim. 15 olarak x gözlem değil, pardon, ortalama 100 bölü 15. 15 bölü 15. Bu bizim birinci z1 değerimiz. Bir de şimdi z2 değerini hesaplayacağız. X eksi ortalama standart sapma formülüyle 130 eksi 100 bölü 15, buradan da 2'yi bulduk. Sonra bizden istediği yapıyı göstermek adına burası 100 noktamız, burası 115, burası 130, bizden istediği bölge burası. Şu an bunu dediğim gibi hesaplayamayacağım için z değişkeni haline dönüştürdüm. Burası benim sıfır noktam. Bu normal dağılım eğrisi, standart normal dağılım eğrisinin normal dağılımdan farkı ortalama yani 100 sıfırladığım noktayı ifade ediyor. Burası 1, burası da 2 noktası ve bu bölgede gerçekleşme olasılığını hesaplayacağım. Ve bunun için z tablomu açıyorum. Z tablomu açtıktan sonra birim değerini okuyorum. %34,13. %34,13 dediği 0 noktası 1 arasındaki şu bölgenin aralığı ve 0 noktası ile 2 arasındaki bölgenin büyüklüğünü bulacağım şimdi. O da 47,72. İkisi aynı bölgede olduğu için yapmam gereken işlem çıkartma işlemiydi ve bunun için de 0,47,72 eksi 0,34,13 hesap, yani açıkçası hesap makinesinde hesaplıyorum ben. Nokta 47 nokta 34,13 o da %13,59 yapıyor ki
test sorumuzun içerisinde doğru cevabımız. Bir diğer soru standart normal eğri altında. Bu sefer direkt z'nin 0 ve z 1,36 arasındaki alan kaçtır diye sorulmuş. Bu alanda gerçekleşme olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şu yaptığımız işlemden hiçbir farkı yok. Eğilim istiyorum. Z bilgisi verildiği için artık standart normal dağılım bilgisi. Ortalamayı sıfırladığımız bilgi 1,36 olanı soruyor bize. Hemen elimizdeki Z tablomuzdan 1,36'ya karşılık gelen Z değerini okuyoruz. 41,3085. Sonraki sorumuzda zeytinyağı dolum tesisinde doldurulan şişelerin ortalaması 3 litre ve standart satması 1000'de 9 litre olarak normal dağılmış. Şu normal dağılım bilgisi. Şişelenen yağların 2,98'den az olması ya da 3,02 litreden çok daha fazla diye ifade edilmişte olanları kusurlu kabul ediyormuş. Bu bantta şişelenen zeytin yağları yüzde kaçı kusurludur diye sorulmuş. Şunlar normal dağılım bilgisi. Normal dağılım bilgisi olarak işaret. Şurası ortalama kısmımız. 3 litrelik ortalama kısmımız. Şurası 2,98'de. Şurası da 3,02. Sağ ve sol kuyrukta, yani şu kuyruk bölgelerinde kalırsa ürünlerimiz kusurlu olarak üretiliyor. Ve üretim bandından bunlar alınıyor. Ama 2,98'de 3,08 yani şu beyaz alanın içinde kalırsa artık bunlar pazarlanabilir ürünler olarak değerlendiriliyor. Ve bizden herhangi bir ürün bu iki bölgede herhangi birinde yer alma olasılığı çünkü kusurlu olmalısı da nedir diye soruyor. Bu bilgiyi ne yapıyoruz? Standart normal dağılım bilgisi haline gösterebiliyorsun. Z1'e hesaplıyoruz. Biraz evvel ilk sorumuzda yaptığımız gibi x eksi ortalama bölü standart satma formülümüz vardı. X'imiz burada 2,98 eksi ortalamamız 3 bölü 1'de 9. Hemen hesaplamak nasıl? Eksi 2,22. Z2'yi buluyoruz. X eksi ortalama bölü standart satma formülü. 3,02 eksi 3 bölü. Bu da artı 22. Standart normal dağılım bilgilerimiz elimizde. Bu
arası da artı 2 bu bölgede bize ne olarak verilmişti? 3,02 x gözlemleri olarak verilmiş. Ve şu an biz tabloya baktığımızda 0 noktasıyla artı 2,20 karşılık şu bölgeyi ve 0 noktasıyla eksi 2,20 karşılık şu bölgeyi yapıyoruz. Ve bu bölge pazarlanabilir ürünlerin olduğu bölgeyi. O bizden istediği şey pazarlanabilir ürünlerin olduğu bölgeyi. Sulu ürünlerin olduğu soldaki ve sağdaki alan içerisinde yer alma olasılığımız sorulmuş. O yüzden 2,22'yi tablomuzdan açık buluyoruz. 2,22'ye karşılık gelen Z tablo değerimiz 0,4868. Yani şu bölgenin büyüklüğü ya da bu bölge içerisinde yer alma olasılığı 48-63. Dolayısıyla negatifi de bunun aynı olacak. Yani bu bölgede 0,48-68 olacak. Yani herhangi bir ürünün çarpı 2 pazarlanabilir olma olasılığı %97,36 olarak bize verilmiş. Bu pazarlanabilir olma olasılığı. Eğri altındaki alanın toplam büyüklüğü 1'e eşit olduğu için 1 eksi %97,36'da bize kusurlu ürünün gerçekleşme olasılığını verecek ki bunun olma olasılığı da %2,64 olarak karşımıza çıkmış. Bu matematiksel gösterim. Eğer bunu yüzde olarak ifade etmem istenirse bu 2,64 olarak ifade edilmesi gerekiyor ki soru zaten bizde yüzde kaçı kusurludur diye sorulmuş. Dolayısıyla yüzde kaçı kusurludur dediği için %2,64 olarak ifade bulacak bir cevap olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer sorumuz, piyasaya yeni sürülmek istenen dijital kol saatlerinin ömrü 54 ay ortalama ve 8 ay standart satmayla normal dağılıyorlarmış. Firma yetkilileri satışları artırmak için garanti süresi uygulamak istiyorlar ve garanti kapsamında değiştirilecek dijital kol saatlerinin toplam satışlarının %1'inden daha fazlası olmasını da istememektedirler. Garanti uygulanacak süreyi bulmak isteniyor. Bir garanti uygulanacak ve bu garantiye bağlı olarak değişim yapılması gerektiğinde bu bölgeye girerse ücretsiz değişim yapacağız. Ve bununla ilgili denmiş ki bu garantiye girecek alan %1'lik alanın üzerinde olmasın. Şimdi bunu eğer biz kuyruğun sol tarafından verirsek, yani şu bölgeden bir %1'lik alan ayırırsak, şurasını %1 olarak kabul eder ve bu bölgeye girdiği an itibariyle garantiye tabi tutarsak, ortalamanın altında kaldığı için, ortalama yani bozulma süresinden daha önceki yapıda zarar gören saatlerimize de biz ne yapmış olacağız? İndirim yapmış olacağız. Ama sağ taraftan verirsek bunu, yani şu bölgede verirsek %1'i, bu ortalama sürenin üzerinde bir kullanımı ifade eder. Ve ortalama kullanım süresinin üzerinde kullanan vatandaşların saatlerinde bir bozulma olursa, biz onlara da uygulayacağız demek. Bu yüzden öncelikle hangi alanda garantiyi başlatacağımız bizim için önemli. Şu bölgede garantiyi başlatmak, biraz evvel de söylediğim gibi ortalama kullanım süresinin üzerinde olduğu için zaten bozulma ihtimalinin olduğu bir alana girmiş oluyoruz.
Yani ortalama süresini doldurdu. 56, pardon, 54 ay süreyi doldurdunuz. Artık bundan sonra o dijital kol saati her an bozulabilir. Dijital kol saatimiz her an bozulabilecek demektir. Çünkü kullanım süresinin ortalaması 54 ay. Artık 55. aya geldiğimizde bozulma ihtimali olan saat sayısı çok fazla artacak. Dolayısıyla eğer bu bölgeye giren %1'lik dilimdeki saatlere indirim yaparsanız bu otomatikman neredeyse bütün saatlere, sattığınız bütün saatlere garanti verdiğiniz ve onlara indirim yapacağınız anlamına gelir. Ama şu sol taraftaki şu bölgeyi baz alarak eğer garanti süresini başlatırsanız daha kullanım süresi devam eden saatleriniz var. Ve bu saatler hala ortalama süreye ulaşmadığı için bozulmayacak demektir. Sağlam olarak kalacak demektir. Ve onlarla ilgili herhangi bir indirim yapacaksınız. Ama şu bölgeyi baz alırsanız burada kesinlikle bütün satmış olduğunuz saatlere indirim yapıyorsunuz. Bu bölgenin büyüklüğünün %1 olduğu bilgisi verilmiş. Dolayısıyla bu bölge %1'lik bir bölge ise, burası da sıfır noktamız ise, çünkü oran bilgisi varsa artık normal dağılım bilgisinden bahsetmiyoruz demektir. Standart normal dağılım bilgisinden bahsediyoruz demektir. Ve eğrinin altındaki adımın bir eşit olduğunu biliyoruz. Ve eğrinin sağ ve sol gruplarında kalan, bölgelerinde kalan alanlar bu durumda simetrik yapı gereği %50, %50 olmak zorunda. Ve şu alan, yani bizim %1'lik alanın başladığı noktayla sıfır noktası arasındaki şu alanın büyüklüğü bu durumda %49 olarak bize verilmiş durumda. Ve bu bilgiden yola çıkarak Z tablo değerini bulma şansımız var. Biraz evvel bize Z bilgisi veriyor. Biz bunun karşılığı olan yüzde bilgisini ya da olasılık bilgisini okuyorduk. Şu an bize olasılık bilgisi verilmiş durumda %49 olarak ve buna karşılık gelen Z değerini okumaya çalışacağız. Yani tabloyu tersten kullanacağız. Elimizdeki tabloda sıfırla başlayıp %50'ye doğru aşağı indikçe rakamların büyüdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla %49 rakamını ilk bulduğumuz yere gideceğiz şimdi. Ve buraya gittiğimizde %49,0'ı bulduk. O da 2,33'e karşılık geliyor. Yani şurası 2,33'lük Z tablo değerine karşılık geliyor. Z değerini bulabilmek için de biz x eksi ortalama bölü standart sapma formülü kullanıyoruz. Elimizdeki bilgilere baktığımızda ortalama bilgisine sahibiz. Standart sapma bilgisine sahibiz. Şu an Z bilgisine de sahibiz. Ama bu Z bilgisine karşılık gelen x gözlem değerinin ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla formülde verileri yerine yerleştiriyorum. Zaten bizden istenen de şu x süreyi istemişti. Aritmatik ortalama. Standart sapmamız 8. Aritmatik ortalamayı biliyorsunuz. 54. Ve x eşittir bu durumda. 8 çarpı 2,33 artı 54. Hata yaptık. O hatayı hemen düzeltelim. Burası negatif bölge. Dolayısıyla burası eksi 2,33 çarpı 8 artı 5 ay olarak kabul edilecek bir süre.
süreden bahsediliyor ve sorumuza doğru cevabımız 35 ay olmalıdır. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Trafik sigortası pazarlayan bir firma belli bir bölgedeki büyük hasarlı kazalarda yapılan ödemeleri tahminlemek istiyor. Bu dönemin başında yine sizlerle tahmin konusu işlemiştik. Bu sorumuz da tahminle ilgili bir soru. Tahmin yapacağız. Tahminlemek istiyoruz. Büyük hasarlı kazalarda yapılan ödemeleri. Bu amaçla rastsal olarak 26 trafik kazası. Hatırlarsanız tahmin konusunda demiştik iki farklı tahmin var. Biri nokta tahmin, bir diğeri aralık tahmini. Ve biz sosyal bilimler olarak nokta tahminde mümkün olduğu kadar uzaklaşmak zorundayız. Aralık tahmini dediğimizde de aralık tahmini iki farklı şekilde yapabileceğimizi ifade etmiştik. Ana kütle varyansının bilindiği durumlar, ana kütle varyansının bilinmediği durumlar. Ana kütle varyansı bilinirse biz Z dağılımlarından faydalanıyorduk. En büyüklüğü hiçbir anlamı bizim için olmayacak demiştik. Ama ana kütle varyansını bilmiyorsak bu durumda en büyüklüğü yani gözlem sayısının büyüklüğü bizim için önemliydi. Gözlem sayısı 30'dan küçük T dağılımları, gözlem sayısı 30'dan büyük ise Z dağılımlarından bahsedeceğimizi ifade etmiştik. Ve şu an bize 26 tane trafik kazasından bahsediyor. Bu aynı zamanda bize bir dağılım bilgisi hakkında bilgi veriyor. Ve eğer bundan sonraki konuşmayı 26 trafik kazası üzerinden yapıyorsa da ana kütle varyansının bilinmediği durumdan bahsediyor demek olacak. Ve devamında demiş ki bu kazalarda yani 26 tane trafik kazasında ödenen hasar bedelinin 30 bin TL ortalama ve 1500 lira standart satmayla 1500 TL oldu standart satmasında tespit edilmiş. %1 önem düzeyinde bir sonraki kazaya ödenecek hasar %1 önem düzeyinde. Bir sonraki kazaya ödenecek hasar bedelinin üst sınırını tahmin ediyoruz. Şimdi bizim tahmin için kullandığımız formülü hatırlatalım. Şimdi aritmetik ortalama verilmiş, oran da verilebiliyoruz. Aritmetik ortalama verildiğine göre biz bu aritmetik ortalamaya bağlı olarak tahminlerini yapacağız. Aritmetik ortalamada bir alt ve bir üst sınır şeklinde aralık tahminlerimizi yapmamız gerekiyordu. Artı, eksi de. Bundan sonra dağılımı ortaya koyacağımız, dağılımın hata katsayısı olarak ele alacağımız bilgisine ihtiyacımız var. Yani dağılımın T dağılımı, Z dağılımı olduğuna karar vermem gerekiyor. Bunun için de örnek büyüklüğüne bakıyorum ki örnek büyüklüğün 30'dan küçük olduğu için T dağılımı olmak zorunda. Ve biz bir alt ve bir üst sınır belirleyeceğimiz için çift kuyruklu bir işlem yapacağız. Bu yüzden de önem düzeyinin yarısına bağlı olarak o hata katsayısını bulmak zorunda. Çarpı ve standart hatayı hesaplayacağım. Sigma bölü kök n formülü kullanmam gerekiyor bunun için. Şimdi 30 bin bu benim ortalamam artı eksi sigma'yı diyorum yani standart hatayı 1500. Böyle 40-26. Tablomu açacağım. T tablosuna bakmam gerektiğini ifade ediyor. T tablosu için iki temel bilgiye ihtiyacım var. Serbestlik derecesi ve alfa bilgisi. Serbestlik derecesini en eksi 1 ile hesaplıyorum. 26 eksi 1'den 25 serbestlik derecesini. Alfayı zaten bana önem düzeyi olarak standart olarak vermiş. Ama benim burada alfayı değil, alfa bölü 2 kullanmam gerektiği ifade ediyor. Dolayısıyla alfa bölü 2'nin değeri de 1'de 1. Artık T tablo
diğerine bakacağım. Hemen tablomu açıyorum. Satırda bana T. Burada satırda bize serbestlik veriliyor, sunuda satırda bize anlamlık veriliyor, sunuda serbestlik verilmiş durumda. 25'e karşılık gelen binde 5'i tutacağım. O da 2,787'ymiş. T alfa bölü 2. 2,787. Bu katsayı olarak ifade ettiğim bilgi, onu da yerleştiriyorum. 787. Şurası standart hata. Bu hata katsayısı, hata katsayısıyla standart hatayı çarptığımda bana ortalamanın standart hatasını verir. Hemen işlemleri yapıyorum. Şimdi 30.000 artı 810.87 bana üst sınırı verecek. Sayıda alt sınırı verdim. İşlemde bir hata var mı? Onu son kez kontrol ediyorum. Yapmadım sanırım ama hata yaptığımda zaten şoförün arasında bulamayınca görürüz. Burası da alt sınırı veriyor. Ve üst sınırımız bu durumda 30.819.87 iken alt sınırımızda -819.87'den 29.180 olarak verilmiş. Bir diğer soruna geçiyoruz. Bir bölgedeki insanların COVID-19'a yakalanma oranlarının belirlenmesi amaçlanmakta. Bu amaçla rastsal olarak seçilen 1500 kişilik bir örneklem oluşturulmuş ve 1500 kişiden 375'inin COVID-19 olduğu belirlenmiş. Bir bölgede yakalanma oranlarını belirlemek amaçlanıyor. Bu amaçla rastsız olarak seçilen 1500 kişi diye başladığı için ana kitle varyansının bilinmediği durumdan bahsediyoruz ki eğer deseydi ki bu bölgedeki COVID-19'a yakalanma oranı budur deseydi ana kitle varyansını biliyoruz demek.
oranını biliyoruz. Yani soru için, soruya özel olarak konuşacak olursak. Ama bizim şu an için ana kitle varyansını bilmediğimiz örneklem oranı üzerinden işlem yaptığımız bir durumdan bahsediyor. Rastsal olarak 1500 kişi örneklem oluşturuyor. Bu 1500 kişinin 375'inin COVID-19 olduğu belirlenmiş. COVID-19 olduğu belirlenmiştir. Bölgedeki insanların COVID-19'a yakalanma risklerinin %95 güven aralığında bireysel halk olarak ifade edeceğimiz bölge %95 güven aralığında tahmin için kullanılacak standart hatanın ne olması gerektiğini görüyoruz. Standart hata ne demek? Standart hata sigma bölü kök n ile hesapladığımız değerdi. Ama burada bir oran bilgisi var. Oranlarda ne yapıyorduk? P çarpı 1 eksi P bölü n ile hesapladığımız değeri aslında bizden soruyor. Burada P'yi bilmiyoruz. 1 eksi P'yi durumu zaten bilmiyoruz ama eli biliyoruz. 1500 kişi olarak bilmiyoruz. Şu an verilen bize şu güven aralığı bilgisi yani 1 eksi alfa bilgisinin hiçbir önemi yok. Bu hata katsayısı olarak ifade edeceğimiz tablo değerini oluşturuyor. Rastsal olarak seçilen 1500 kişiden bahsettiği için hata katsayısını biz size tablo değeri olarak değerlendirmemiz gerekiyor ama bize standart hatayı sormuş. Dolayısıyla burada P'yi yani herhangi bir kişinin, rastsal olarak seçilen herhangi bir kişinin ki rastsal olarak kişi kimlerin arasından seçeceğiz? 1500 kişi arasından seçeceğiz. Onlardan herhangi birinin COVID-19 olma olasılığı toplam istenen 375 kişi ve bunun 1500'e oranı şeklinde ifade edeceğimiz bir durum. 375 bölü 1500 olasılık bilgisi sorunu. %25'miş burası. Dolayısıyla standart hatanın ne olduğu sorulmuş. 0,25 çarpı 1 eksi 0,25 bölü 1500. Ve kök dışına bunları çıkacağız. 25 çarpı 0,75 bölü 1500. Bunu kök dışına çıkarttık. Yine 1.1 olduğumuz standart hatanın hesaplamış oldu. 8 ile devam ediyor. Ama elimizde 3 basamak verilmiş durumda. Dolayısıyla 3 basamak oldu. Bu şekilde bırakmış. Trafik sigortası pazarlayan bir firma belirli bir bölgede büyük hatalı kazalarda yapılan ödemeleri tahminlemek bu amaçla rastsal olarak 26 trafik kazası baz alınmış. 26 trafik kazası baz alındığı için yine biraz daha konuştuğumuz gibi ana kitle varyansından bahsetmiyor. Örneklem varyansından bahsediyor. 30.000 TL ortalama 1500 TL'de standart satmayla %1 önemli değil de bir sonraki kazaya ödenecek hasar bedelini alt sınırını tahmin ediyoruz. Zaten biz burada ne yapmıştık görecek sorumuz. Üst ve alt bilgiyi aynı sorunun hesaplamıştık. Orada sadece üst bilgi soruluyordu. Burada da alt sınırı sorulmuş. Alt sınırı tahminleyebiliriz. Aynı sorunun devamı şeklinde görülebilir. Bir ana kitlenin aritmetik ortalamasının güven sınırlarını güven sınırı dediği şey 1 eksi alfa bölgesini %99,34 tahminleyebilmek için kullanılacak standart hata kat sayısı sorulmuş. Yani soruda da devamlı z alfa bölü ikisi nedir diye sorulmuş. %99.34 bilgisi görüldüğü gibi 1 eksi alfa bilgisi. Bizim buna değil alfa bilgisine ihtiyacımız var. Bu durumda alfa
1 eksi 0,99 34 olacak. Hemen hesaplayalım. ...66 yapıyor. Alfa bilgisi. Ama bizim alfa bölü 2'ye ihtiyacımız var. Z alfa bölü 2 istiyorduktan. Dolayısıyla... ...bölü 2 dediğimizde... ...binde 3,3 yapıyor bu bilgi. Dolayısıyla bu bilgiyi bulduktan sonra... ...ne yapacağız? %5'ten... çıkartacağız. Ve bu bilginin 49.67 olduğunu görüldüğü gibi yine ilgili derste de konuşmuştuk bunu hatırlarsanız. Çok uzun işlemler yapmak zorunda kaldım. Önce alfayı buldum. Alfanın yarısını aldım ve %50'den çıktım. Eğer güven aralığı verilerek böyle bir soru bize yöneltilmişse Z alfa bölü 2'yi bulabilmek için tabloya giderken yapmam gereken hızlı işlem .99,34'lük güven aralığı bölü 2 formülünü kullanmam gerekiyordu. Yani %99,34'ü 2'ye de bölseydim ben şu bilgiyi daha hızlı, daha pratik, kafa karışmadan bulmuş olacaktım. 49.67 değerini bulduktan sonra yapmam gereken 49.67'ye karşılık gelen Z tablo değerini bulmaya çalışacağım. Şurada 49.58 69 64 69. Evet. 2,72 2,72 bizim Z tablo değerimiz olarak verilmiştir. Tabloya 49.67'ye karşılık gelen Z değerini bulmaya çalıştık. Yine biraz evvelki trafik sigortası ile ilgili sorumuza baz alarak bizde bir önem düzeyinde bir sonraki kazaya ödenecek hasar bedelini tahmin için kullanılacak hata katsayısının ne olduğunu bulunmuş. Hata katsayısını hatırlarsanız 1787 olarak o sorumuzda vermiştik. İsterseniz şöyle de göstereyim buradan. 1787 olarak hata katsayımızı vermiştik. Bizim bu bildiğimizi soruyor. Hata katsayısı nedir diye sormuş. Bir sonraki sorumuza geliyoruz. Covid-19 ile ilgili bir soru. 195 güven altında aralığında üst sınırı tahminlememiz istenmiş. Standart hatasını zaten hesaplamıştık. Standart hatamız %1.1 olarak hesaplanmıştı. Şu an bizden üst sınırı tahminlememiz isteniyor. Dolayısıyla bir oran sorusuydu. P artı eksi 1500 kişilik bir durumda. Z alfa bölü 2'yi kullanacağımızı anlıyoruz bu durumda. Ve elbette standart hata ekleyip üst sınırı çıkarttığımızda alt sınırı bulacağız. Dediğim gibi standart hatayı burada görüldüğü gibi hesapladık aslında. Standart hatayı hesapladığımız için bir daha standart hatayı hesaplamaya gerek yok. Z alfa bölü 2 bulacağız. Bunun için de bizim için güven aralığı ve önem düzeyi bilgilerinden bir tanesinin bizimle paylaşılması gerekiyor. %95 güven aralığında çalıştık. %95 güven aralığı %5 önem düzeyi. Karşılık gelmiş. Z alfa bölü 2 olduğu için %2,5 olacaktır. %50'den çıkartarak yani şurada yaptığım gibi uzun işlem yapmaya kalkarsan yine 47.50 ya da 0.47.50'ye en yakın Z tablo değerini bulmam gerekiyor. Ama pratik olan neydi? Güven aralığı verildiyse bölü 2 diyerek 47.50'yi zaten bulabiliyorum. 0.47.50'ye karşılık gelen Z tablo değerimizde yani hata katsayımızda 1,96 olacak. Ve 1,96 %1,1 bu bize ortalamanın standart hatasını verecek ve burası da
25 olarak zaten ne yapmıştık? 375 ve 1500'de bulduğumuz bir değer. Öncelikle ortalamanın standartlarını bulalım. 1,96 çarpı %1,1. Ortalamanın standart hatası %2,156 olarak hesaplanmış durumda. Bizden üst sınırı tahmin etmemiz istenmiş. Biz alt sınırı tahmin edelim. Çünkü sonraki sorularımızdan herhangi birinde bu da sorulmuş olma ihtimali var. %2,156 çıkartıldığında bize şu bilgi alt sınırı verecek. Tahmin için kullandığımız şey ortalama değil, oran, o yüzden P'yi koyduk. %25 artı %2,156 bize üst sınırı verecek. %25 ile %2'yi toplarsak %27,156 olarak üst sınırımız ortaya çıkmış olacak oranla ilgili. Alt sınırı da hemen hesaplayalım. 25-0.2156'dan o da %22,844 olarak alt sınırımız oluşacak. Yani rastsal olarak seçilen bir kişinin COVID-19'da yakalanma olasılığı yaklaşık olarak konuşuyorum. %23 ile %27 arasında değişmiş. Ve bizden şu an üst sınır sorulmuş. Üst sınırımız %20-%56 olarak bulunmuş oldu. Bir sonraki sorumuzda istatistik dersinin gelecek kariyerleri açısından yararlı olduğunu düşünen öğrencilerin toplam öğrencilerin en az %60'ı olduğu iddia ediliyor. Artık iddia konusu var, tahmin konusu değil bu. İddia varsa hipotez var demektir. Çünkü ortaya atılan iddialar bizim hipotezlerimizi ifade ediyor. Ve en az %60'ı diyor. En az %60'ı ne demektir? En az eğri olarak değerlendirecek olursak en az %60'ı demek %60 ve daha fazla olma olasılığından bahsediyoruz. Ve bunu hipotez olarak gösterecek olursam hemen şey yapalım. Hatırlarsanız bizim iki tane hipotezimiz var. Sıfır hipotezi ve alternatif hipotez olarak. Ve biz alternatif hipotezi kurgularken dikkat etmemiz gereken nokta çift kuyruk ve tek kuyruk testi olmasına bağlı olarak hipotez testine geliştiriyor. Ama sıfır hipotezimiz hem tek kuyrukta hem de çift kuyrukta aynı gibi sıfır hipotezimiz daima eşitlik şeklinde ifade ediliyor. Burada bir oran bilgisi verildiği için ve oranı pi ile gösterebiliriz. Pi eşittir 0,60. Bu bizim sıfır hipotezimiz. Alternatif hipotezine en az %60 diyor. %60 ve daha fazlası demek. Biraz evvel de ifade ettiğimiz. Dolayısıyla büyük %60 olarak alternatif hipotezimizle kurguladık. Ve yine ilgili derste söyledik. Alternatif hipotez verildiyse sıfır hipotezini kurmak kolay. Ama sıfır hipotezi bilgisi verseydi, yani deseydik ki işte öğrencilerin %60'ı istatistik dersi almak istiyorlar şeklinde bir ifade kullansaydı. Ortada bir iddiadan değil, yapının genel oranından bahsetseydi bu bize sıfır hipotez hakkında bilgi vermiş olacaktı. Dolayısıyla alternatif hipotezin daha fazla ya da en az ya da en çok olduğunu ya da farklı olup olmadığı şekilde ifadesini bilemeyecektik. Dolayısıyla bu durumda alternatif hipotezi kuramayacaktık. Ama bize alternatif hipotez hakkında bilgi verilmiş ve alternatif hipotez bilmiyorsa sıfır hipotezi bilme durumumuz söz konusu olacaktır. Ve buraya göre de sıfır ve alternatif hipotezlerimizi kurduk. Bunun istatistik dersi alan öğrenciler arasında rastsal olarak 200 öğrenci seçilmiş. Ve 200 tane öğrenci seçildiğine göre rastsal olarak bu da bize dağılma bilgi veriyor. Bir Z dağılımı bahsediyoruz. Ve bunların 132'si bu
fikirde olduğu tespit edilmiş. Ve diyor ki 199 güven aralığında iddiayı tespit edilmiş. Şimdi 190'lık güven aralığında iddiayı test etmek için hemen elimizdeki bilgilere bakıyoruz. 200 kişiden 132'si denmiş. Burası ana kitle ile ilgili oran bilgisiydi. Burası da örneklemle ilgili oran bilgisi. Örneklemle ilgili oran bilgisini bulmak zorundayız. Buna da P0 diyelim. P0 dediğimiz bilgi 132 bölü 200'de bulacağımız bir bilgi. 132 bölü 200 dedi. Bu da 0,66 yapıyor. Bundan sonra dediğim gibi N bizim için önemli. T ya da D dağılımı olarak hesaplayacağım bilgi. N 30'dan büyük olduğu için Z dağılımından bahsediyoruz. P0 eksi pi bölü oran bilgisi olduğu için p çarpı 1 eksi pardon evet p diyelim ya da bunları pi olarak gösteriyorsak pi olarak yapalım. Z değerimizi de test istatistik değeri olarak bulmuş olduk. 73. Sınavdaki test istatistik değeri aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şu an hesapladığımız Z değeri test istatistik değerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Çift yönlü bir hipotez sınavında T değeri çift yönlü dediğine göre alfa bölü 2 kullandığını ifade ediyor. 1,721 ise örnek büyüklüğü ve güven aralığı aşağıdakilerden hangisiyle birlikte verilmiştir diye sormuş. Bu T tablo değerinden bahsediyor. T tabloya bakılmak için hatırlarsanız bizim serbestlik derecesine ve alfa önemli değer bilgisine ihtiyacımız var. Ve 1,721'i öncelikle ne yapmam gerekiyor? T tablomdan bulmam gerekiyor. T tablomu açıyorum. 1,721 1,721'i tablomun içinden arayıp bul. Ve karşısına gittiğimde satır bilgisi olarak 21'i okudum. N-1'in karşılığı olarak 21'i vermiş. Ve olan yerden yukarı doğru çıkıyorum. O da %5 olarak verilmiş. Yalnız çift kuyruk testi oldu, çift yönlü bir sınav olduğu ifade ediyor. Dolayısıyla alfa bölü
kim %5 olarak verilmiş durumda. Ve bizden hem örnek bir istenmiş hem de güven aralığı istenmiş. Önem düzeyi değil, güven aralığı istenmiş. Öncelikle önem düzeyini bulalım. 2 çarpı %5 demek bu. %10 yapar burası. Dolayısıyla 1 eksi alfa güven aralığı olduğuna göre 1 eksi %10 ile %90 güven aralığı bilgisi verilmiş. N eksi 1'in karşılığı olan değer yani serbestlik derecesi olarak 21 verilmiş. Bu durumda N 21 artı 1'den 20 olarak bulunmuş olur. Ve bu iki bilgi bizden istendiği için hemen bu iki bilgiyi karşılık gelen doğru cevabı bulmamız isteniyor demektir. İstatistik dersinin gelecek kariyer açısından yararlı olduğunu düşünen öğrencilerin toplam öğrencilerin en az %60 olduğu bir önceki sorumuzun devamı. 199 bin lirası ihtiyaç test edilecek bu sınavı testin redde kabul eşiği aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Redde kabul eşiği dediği şey neydi? Bizim için tablo değerimizde. Tablo değeri isteniyor. Bir başka ifade ediliş şekli hatırlarsanız bununla ilgili ilgili dersler konuşmuştuk. Redde kabul eşiğine karşı kullanabileceğimiz başka ifade şekli kritik değer. Kritik değer soruluyor. Tablo değeri soruluyor. %99 güven aralığı itibariyle soruluyor. En az %60 dediği için bir tek kuyruk testi var. Dolayısıyla %99 dediğine göre alfa bilgimiz %1'e karşılık geliyor. Bu durumda ne yapmam gerekiyor hatırlarsanız. Tek kuyruk, çift kuyruk olsaydı %99/2 kullanabilirdim ama tek kuyruk olduğu için %1'i %50'den çıkarttığımda %49 değerini buluyorum. %49'a karşılık gelen Z tablo değerini bulacağım. O da 2.30 olarak karşıma çıkacak. Bir sonraki soru aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri parametrik testin özelliklerindendir? Bundan hızlıca bahsettim diye hatırlıyorum. Son dersimde, son işlediğimiz konu içerisinde. Parametrik ve non-parametrik olarak farklı hipotez testimiz var. Ve her iki testi birbirinden ayırırken kullandığımız üç temel kriterimiz var. Bunlardan ilki normal dağılım şartımız var. Normal dağılım için merkez limit teoremi bizim için önemli bir gösterge. Yani 30 ve daha büyük örneklemlerde, 30'dan daha küçük örneklemler T dağılımı sahipler ve 30'dan büyük örneklemler bizim için parametrik testlerken 30'dan küçük örneklemler non-parametrik testlere yönlendirmesi gerekiyor. Bu birinci kriterimiz. İkinci kriterimiz metrik ölçek kullanılması. İlk derslerimizde, birinci dönemin ilk derslerimizde sizlerle iki farklı ölçme yöntemi olduğundan bahsetmiştik. Ve bunlardan bir tanesi metrik, bir diğeri metrik olmayan ölçme yöntemleriyle metrik ölçme yöntemlerinin tercih ediyor olması bizde parametrik testleri yönlendirirken metrik olmayan ölçme yöntemlerini kullanıyor olması bizi non-parametrik testlere yönlendirecek. Ve son kriterimiz parametrik ve non-parametrikleri ayırırken kullanacağımız son kriterimiz ise örneklem yöntemi. Örneklem yöntemi olarak da tesadüf bir örneklem yönteminin kullanılıyor olması yine birinci dönem derslerimizde aktarılıyor. Sizlerle o derste konuşmuştuk. İki farklı örnekler yöntemi, tesadüf ve tesadüf olmayan. Tesadüf olmayan yöntemler bize bir liste dışında yani birimlere eşit seçilme şansı vermeden yapılacak yöntemler olarak tanımlıyordu. Diğeri birimlere eşit seçilme şansı verdiğimiz tesadüf yöntemler, yöntemler olarak ifade etmiştik. Tesadüf yöntem kullanılırsa bu durumda biz parametrik testi hangisi ya da hangileri parametrik testin özelliklerinden diye sorulan sorumuzda araçlı dağılımının bilinmediği durumlarda kullanılır. Örneklem birim sayısının 30'dan fazla olduğu durumlarda kullanılır. Tesadüfi örnekleme yönteminin kullanıldığı durumlarda uygulanır. Şimdi ana kütle dağılımının bilinmediği durumlarda parametrik testi kullanamayız. Ana kütle dağılımını bilmiyorsak yani Z midir, T midir bununla ilgili bir karara varamıyor isek
Bu durumda yani merkezinin teoremine bağlı olarak herhangi bir fikir yürütebiliyorsak bu durumda biz nonparametrik testler dediğimiz testlere yönelmemiz gerekir. Dolayısıyla bir, bizi parametrik testlere yönlendirebilen bir durumu ifade etti. İkinci şık, ikinci maddeyle örneklemdeki birim sayısının 30'dan fazla olduğundan biraz evvel de konuştuk. 30'dan fazla olması standart bir merkezinin bir teorem çerçevesinde standart normal dağılımı ifade ediyor ve normal dağılım varsa bu bizi parametrik testlere yönlendirecek önemli konulardan bir tanesi. Ve üç nolu madde tesadüf örneklenme yönteminin kullanıldığı durumlar denmiş. Dolayısıyla biraz daha da konuştuk. Tesadüf örneklemler yani birimlere eşit seçilme şansı verdiğimiz örneklemler bizi yine parametrik testlere yönlendiriyor. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3 olmak zorunda. Bir sonraki sorumuz İstatistik dersinin geçmiş yıllarda ara sınav ortalaması 66 puandır. Bu yıl istatistik ara sınavına girecek öğrencilerin arasında rastlı olarak 26 öğrenci seçilmiş. Şimdi şu kısım, geçmiş yıllarda ara sınav ortalaması 66 puandır bilgisi. Ana kütle ortalamasıyla ilgili bir bilgiden başlamış. Ara sınav rastlı olarak 26 öğrenci seçilmiş. Bunların ortalamasının 70 ve standart ortalamasının olduğu, geçmiş yıllarda sınava giren öğrencilerle bu yıl sınava giren öğrencilerin ortalama arasında bir farklılık olup olmadığı 199 güven aralığında test edilmişiz. Bu sınavdaki alternatif hipotez hangisidir? Alternatif hipotez sormuş, özür diliyorum. Tahmin bilgisi değil, hipotez ise sınavdaki alternatif hipotezi kullanmamız gerekiyor. Bunların ortalamasının 70 ve standart ortalamasının 10 puan olduğu iddiamız nerede? Buraya kadar herhangi bir iddia yok. Geçmiş yıllarda sınava giren öğrencilerle bu yıl sınava giren öğrencilerin ortalamaları arasında bir farklılık olup olmadığı denmiş. Farklılık olup olmadığı denmiş için farklılık olma eşitsizlik şartı kullanıyoruz. Farklılık bir çift grup testi için farklılık ve eşitsizlik işaretiyle bunu ifade edebiliyorduk. Dolayısıyla doğru cevabımız %10 ortalamanın yani mühim farklıdır 66 olarak ifade ettiğimiz gerekiyor. Aynı sorunun bu sefer sınavda kritik değeri aşağıdakilerden hangisi diye sorulmuş. %99 güven aralığı ve farklılık araştıran bir test olduğu için ne yapmam gerekiyor? Güven aralığı bölü 2 formülünü kullanarak %99 bölü 2'den %49,50 değerini buluyoruz. %49,50'ye karşılık gelen Z tablo değerimizde yanlış yapmamışsam 2,787 değerine karşılık gelecek. Sonraki soru, rastlı olarak seçilen 750 kişiden 495'i ortaya atılan iddiaların doğru olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %60'ın iddianın doğru olduğunu kabul ederse geliştirilecek olan yeni strateji bunun üzerine kurulacakmış. Ortaya atılan iddianın doğruluğunu %1 anlamlı test ettiğimizde hesaplanan değeri karşılaştırmak için kullanılacak olan hipotezin red ve kabul eşiği aşağıdakilerden hangisidir? Yani tablo değeri aşağıdakilerden, yani kritik değer aşağıdakilerden hangisidir diyor. %1 anlamlılık düzeyi var. Bunun için önemli göstergelerden bir tanesi. Bu %1 anlamlılık düzeyini çift grup testinde mi kullanacağız, tek grup testi olarak mı değerlendireceğiz? Bununla ilgili de iddiaya bakmamız gerekiyor. İddia ne? Katılımcıların %60'ının bu iddianın doğru olduğunu kabul ederse yeni strateji bunun üzerine kullanılacakmış. İddiamız bu %60 ve üzerindekilerin yani bu durumda %1 tek grup testinden bahsediliyor. Bu da %49 rakamına karşılık gelen Z tablo değerini kullanmam gerektiği anlamına geliyor. %49'a karşılık gelen Z tablo değerimiz de köylülerin
Boyları 1.90'dan uzun olan erkekler ağırlık ortalamasının 80 kilogram olup olmadığı sınanmak istemektedir. Bu sınavdaki sıfır hipotezi nedir diye sorulmuş. 82 kilogram olup olmadıkları sınanmak istemiş. Boyları 1.90 olanlar bizi ilgilendirmiyor. Bizim için ağırlıkları itibariyle sınama yapmamız isteniyor. Bunun üzerine kurulmamız isteniyor. Ve bununla ilgili sıfır hipotezi merak edilmiş. Ve sıfır hipotezi mesela antik grubu, antik hipotezinde mü eşittir. Mü sıfır şeklinde ifade ettiğimiz durumdur. Dolayısıyla mü eşittir 80 kilogram bizim doğru cevabımız olacaktır. Evet. Sorularımız bu şekildeydi. İki sorumuz daha kalmış ama ruhlar çok kötü. O yüzden şu an derse katılım da olmadığı için ben kendim bir soruları çözmeye çalıştım. Haftaya testlerine devam ediyoruz. Öncelikle non-paramatik testlerine başlayacağız. İlk non-paramatik testlerine paylaştık.